Aslı ne oluyor Allah aşkına? Ya sesiniz bütün evde yankılanıyor. Aslı, ilk önce annem bir hazmetsin. Müsaade et lütfen. Anne, belki de onun için hayırlısı budur. Saçmalama Beste. Bu düpedüz salaklık. Bunun başka bir izahı yok çünkü. Sen de kardeşine akıl fikir vereceğine ettiğin laflara bak. Salaklıksa salaklık anne. Pişman olacaksam da ben pişman olacağım. Siz nereden biliyorsunuz benim kaderimin burada yazılı olmadığını? Hayatım, kaderin seçimlerine göre yazılır. Bak, ne güzel söyledin anne. Kaderim seçimlerime göreyse ben seçimimi yaptım. Sen daha direksiyona oturacak yaşta değilsin Aslı. İleride keşke önümde siper olsaydın, keşke seni dinleseydim diyeceğine şimdi benden nefret et, tamam. Ama o okula gidilecek. Nokta. Doğru anne. Sorman başından beri senin hayalini. Benim ruhuma uymuyor. Neyini anlamıyorsun? Başlatma ruhuna. Hayatını mahvetmene izin vermem. Alanur Hanım, sakin kafayla konuşulacak meseleler bunlar. Lütfen yapmayın. Melih, bir izin ver istersen. Bu evde neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ben karar vereyim. Çok affedersiniz. Olur mu öyle şey Melih abi? İlla herkesi, her şeyi annem yönetecek. Sen alınma lütfen. Aslı, beni delirtme. Ben Beste değilim anne. Kabul et bunu. Aslı sen ya böyle gözü dönercesine aşık oldun ha. Ben buna hayatta inanmam. Hayatım, baştan söylesene şunu. Ay, sinirimi zıplatıyorsun sabahtan beri. Aşık olman niye engel olsun ki? Öyle gitmeli gelmeli bir formül bulunur yani. O bir yol bulur gelir zaten. Aşık adam engel tanımaz, korkma. Kim peki? Kuzey mi? Çınar. Yoksa Yağız mı? Hani şu kırdarların oğlu olan. Kim ya, yeter. Yeter. Bilmem sonucu değiştirmeyecek. Ben yaşadığım şeyi yarım bırakıp bir yere gitmeyeceğim. Bu kadar. Aslı, bütün okulu mu arayayım, bütün arkadaşlarını mı arayayım, ne yapayım? Bulamam mı sanıyorsun? Beste'nin kaç arkadaşının kardeşi sizin okulda? Beste. Hadi ara arkadaşlarını, sor bakalım kimmiş bu çocuk. Beste! Abla ne yapıyorsun ya? Bir kere de şaşırt beni. Ya kızım sen de söylesene. Mehmet. Mehmet? Adı Mehmet. Hangi Mehmet? Okuldan mı, sınıftan mı, tanıyor muyum ben? Sen dün tanıştın anne. Aslı. Hayır. Düşündüğün kişi değil de bana. Kim anne o? Kaç yaşında o çocuk? Büyük değil, 28 yaşında. Anne, kim o? Beste, sen bir sus. Sen de tek kelime dahi etme. Anne yeter. Ya yeter ya. Yeter, çocuk değilim ben. Sırf inat, sırf inat. Beni delirtmek için yapıyorsun bunu. Mehmet kim anne ya? Melih, Melih şu şirketi araştıralım lütfen. Oranın şoförü müdür, sahibi midir, müdürü müdür bilmiyorum artık. Tamam, ben bakarım şimdi, merak etmeyin. Sakin olun lütfen. Anne, Mehmet kim? Hadi Melih, bulamadın mı hala? Heh, buldum. Referansları çok. Küçük bir şirket değil belli ki. Aile şirketi bu. Hepsi Karlı. Heh, bu da Mehmet Karlı. Bakayım. E bu çocuk hoşmuş anne. Anne. Alanur Hanım. Anne ne oluyor, iyi misin? Siz sakın karışmayın. Anne. Bayağı delirdin sen. Salak mısın kızım? Değer mi?
Hem sen ne zamandır tanıyorsun bu adamı? Kaç gündür tanıyorsun? Valla kusura bakma. Bunu diyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama Alanur teyze haklı yani. Kızım ilk defa evimi bulmuş gibiyim ben. Ya nasıl anlatılır bilmiyorum ama şuramda hissediyorum. Ya nereden biliyorsun diye sorma. Biliyorum ya, şuramdan biliyorum. Bırak Aslı ya, bırak. Düne kadar dalga geçtiğin şeyler bunlar. Hani böyle yıldırım aşkı falan yoktu? Yani çarpılana kadarmış. Öyle yaşayınca da kolay olmuyormuş. Ne bileyim kızım işte ruhlarımız tanışıyor sanki. Daha nasıl anlatayım, derin anla. Anne ne yapıyorsun? Aslı. Anne neden aldın telefonumu? Anne onları neden topluyorsun şu an? Ya anne beni dinlemiyor musun sen? Ne? Çoktan yapmam gerekeni yapıyorum. Anne, anne kilitlemeyeceksin değil mi benim? Anne açar mısın kapıyı? Anne konuşabilebilir miyim? Anne saçmalıyorsun bak ne olur. Yapma şunu artık ne olur. Aç şu kapıyı aç. Anne açar mısın? Alanur Hanım, Nevzat ben. Ziya abim yolladı. Bu mektup sizin. İyi günler. Bunları gelip yüzüne söyleyemedim. Çünkü ben bir korkağım. Çocuksu bir coşkuyla kalkıştığımız bu yol bizi bir yere götürmeyecek. Bizim dünyalarımız çok farklı. Asla da bir araya gelmez. Aksini düşünmek hataydı. Ailelerimize rağmen, farklarımıza rağmen yürüyemeyiz. Güzel vakit geçirdik. Ona say. Eminim bir gün sen de bana hak vereceksin. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Ziya Karlı. Kızımın hayatını da mahvetmenin izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Hayır. İyi misin?
Özür dilerim, arayamadım. Annem telefonumu aldı. Sana ulaşamayınca merak ettim. Buraya gelmek zorunda kaldım. Odaya kapattı beni, her şeyimi aldı. Sen iyi misin? Bu ne cüret? Sen ne hakla kapıma dayanırsın? Anne. İyi akşamlar. Ben Aslı'yı merak ettim. Yok yok yok, şimdi Melih. Bir ses değil. Melih! Keti! Biraz konuşabilir miyiz? Anne haklı. Evet. Ne sıfatla Aslı'yı merak ediyorsun? Defol evimden. Anne bak, şimdi gidecek zaten. Aslı odana. Açıklamam izin Melih abi ne olur bir şey yapma da olay. Şimdi gidecek. Melih bu adam nasıl giriyor eve? Tamam Alanya Hanım hallediyorum. Hadi hadi. Ben buraya sorun çıkarmaya gelmedim. Polisi arıyorum. Ne hayır ne olur. Haneye tecavüzden şikayette bulunacağım. Bakın biz kimseyi üzmek istemiyoruz lütfen. O şirketini boşuna yıkacaksın senin. Ne polis konuları mı? Aslı odana. Ben şimdi gidiyor anne ne olursun. Aslı korkma tamam mı konuştuğumuz gibi. Tamam tamam. Sakın tamam. Endişelenme. Anne ne olur. Keti. Keti Aslı'yı odasına gör. Hani anlatabilir miyim? Özür dilerim ama tamam mı? Özür dilerim ne olur özür dilerim. Aslı. Hadi. Hadi. Polis arama lütfen tamam ben size anlatacağım lütfen özür dilerim. Bu şekilde tanışmak istemezdim. Söyleyin lütfen polis arama anne. Lütfen polis arama. Keti tamam. Melih bu adam nasıl ayık olmuş sallaya sallaya içeri girebiliyor ya? Belli ki birbirlerini seviyorlar Alanur Hanım. Yani çocuk da efendiden bir... Sakın. Sakın ara buluculuğa kalkma. Bu sefer seni de harcarım. O balkon kapısının kilidini çözüyorsun. Özür dilerim. Keti! Yemek dışında odadan çıkmayacak. O kapılar devamlı kilitli kalacak. Asla dışarı çıkmayacak. Asla! Gitmek istemiyorum. Ben orada okumak istemiyorum. Ben burada durmak istiyorum. Ben oraya gitmek istemiyorum. Ben gitmek istemiyorum oraya. Gitmek istemiyorum. Evlenelim Aslı. Hemen yarın.